Baştakiler zaten belli bir kriz var. Halk sıkıntıda. Halkın durumu göz önünde malumen. Günlük bakıyoruz her tarafta yanla dükkanlar kapanıyor. Bazı bakıyorsun halk perişan durumda yani. Ha belediye konusunda bazı şeyler var bak gösterebilirim. Bazı sıkıntılar var. Ona da bir belediye başkanımız yani buna bir el atarsa iyi olur inşallah. Halkımız hakkında hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. Bir de Güneydoğu'ya gel halkın durumunu gör. Orada gerçekten halk perişan durumda. Burada belediyeler arıyor her şekilde. Belediye araçları çalışıyor bir şekilde gelir getiriyor. Oradaki bir de halkın durumunu gelip görse. Yani Güneydoğu'da diyorsunuz da sıkıntı var diyorsun. Var var. Yani elhamdülillah benim dayımlar orada. Ben Vanlıyım. Evet. Öyle bir sıkıntı yok yani. Şimdi benim babam. Kurban olayım gözüne. Sen geldin benimle tarlada mazot yaktın mı? Ya biz oranın içerisini bilemiyoruz ama şöyle bir durum var. Benim dayımlardan ben örnek veriyorum. Benim ailem orada bir sonuç. Yani ben bir dayımlar. Van'da ağırdı. Böyle bir sıkıntı yok yani. Nasıl, yani genel olarak baktığın zaman her tarafta bir sıkıntı var. Ama genel olarak bu normaldir yani. Yani ferah yaşadığın zaman bugün eksenin göremez. Ama bugün sıkıntı olacak ki eksenin görecek. Nereden geldiğini bileceksin yani. Ya bilim eline geçecek ha biliyoruz. Buyur hepiniz biliyorsunuz bir sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı göremiyor ya. Yani biz hep ferah içerisinde yaşadık. Ben 28 yaşındayım. Ben geçmişime bakıyorum. Ben son neslim. Şöyle son neslim. Evet. Ben bazı şeyleri görmedim. Evet. Bazı şeyleri de gördüm. Açlığı da gördük. Evet. Aç derken kimse aç kalmadı. Geçmiş yani. Tabii canım. Sultan Bey'in durumuna da bakıyorum. O zaman ben şöyle bakıyorum. Tankerlerin arkasında su vardı. Evet. Değil mi? Çamurdu. Ben hatırlıyorum. Asfalt dökmüşlerdi. Ben Petrolü'nde oturuyorum burada. Arka tarafta. Evet. Asfaltı dökmüşlerdi. Asfaltın üstüne oturuyor sıcak. Çünkü taştı. Bilemiyordum. Taştı. Evet. Şu an Güneydoğu bakıyorsun. Bizim köye Van'a gidiyorsun. Van Erdiş'e gidiyorsun. Erdiş'in Sarıca köyüne gidiyorsun. Yani ta oraya kadar şey var. Asfalt var yani. Düşünebiliyor musun? Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Yani senin kaynağın dağın eteğinde olabilir. Sen Allah'ın verdiği bir sudan kullanabilirsin. Tabii. Sen benim gibi yer altında dünyanın kuruluşundan bu yanı yer altında kalmış kokumuş su içmedin. Bir dakika. Ben bunu yaşadığım için diyorum. Evet doğrudur. Sen rahat kullanıp geçinebilirsin. Şimdi tabii şükür her şey var. Ama halk sık boğaz olmuş kardeşim. Yok ya. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Şimdi tamam atlattık da kurban olayım gözüne atlattık demeyle iş olmuyor. Evet. Şimdi sen bilmezsin benim evimde. Ben bir çaket giymişim bu çaketin altında ne var? Benim harçlığım cebimde var mı yok? Herkesi böyle görmeyeceksin. Tabii sağ ol. Gerçekten öyle vatandaş var ki sana yemin ederim kış olmuş. Hala daha bir portakal yedi yok, bir mandalina yedi yok. Öyle halkımız var. Ama ben sana diyorum işimizde süryeller var. Evet. Sen gel adamların keyif ettiğine bak. Yata yata para alıyor. Benim askerim niye gitsin orada burada ölsün? Benim gençlerim niye orada burada mağdur olsun? Ben köyden yeni geldim. Evet. Bak bir hafta oluyor ben geleli bak. Evet. Şu anda köyde bak. Şu anda köye ben gitmek istiyorum. Neden? Çiftçiye imkan verilmiş. Ne? Bak hani çiftçi, bu? Devletin ziraatları var bak. Evet tamam. Devlet doğru. Çok imkan tanıyor bak. Bile ne? Ha. Devlet bak her türlü destek çıkıyor ama. Tamam ne ben yaşıyorum kardeşim. Hayır amca bak. Sen olacak hacı amca. Benim araziye ekiyorum kardeşim. Sen çalışmak iste. Devlet sana her türlü destek veriyor yani, tamam ne veriyor ha ben? Vallahi çalışmak. Ben bak, çok çalışan. Ben... Nasır'ı göster kardeşim göster. Devlet benim kadar, bana kadar sen bak. Burada 50 kişinin çalışını ben çalışıyorum. Ben köylüyüm. Elhamdülillah. Ben hep kaba gücünle çalışıyorum. Devlet ne veriyor? Bak bana doğrudur. 300 dönüme veriyor. 4 milyar 700 milyon para veriyor. Gübreyi ben kaça alıyorum? Sana bir söyleyeyim bak. Gübreyi kaça alıyorum? Doğru. Kurban olayım. Tamam, boş doğrama. Beni bir saniye. Onu çeken tamam, sen doğrudur bak. Ben yaşım kaç? 28 değil mi? Evet. Ben 51 yaşındayım. Bak benim rahmetli babam dedi ki oğlum dedi bak. Eskiyi siz bilmezsiniz. Bak 80'leri iyi bilirsiniz. 90'ları bilirsiniz. Evet. Ya siz eskiyi bilen adamsınız. Tamam, bak şimdiki imkanlar ya, hastane olsun. Yani şu bu olsun. Her şey teknoloji gelişti. Yani. Siz daha akıllı olmanız lazım. Gözüne biz, kurban. Biz sıkıntı yok ki. Ha? Biz bu rahatlıktan sıkıntı yok ki. Ha? Ya her şey var para yok. Yani ben para, şimdi abi 2002'de bu 2002'de İstanbul'a geldim. Evet. Rahatlıkla. Sen şuraya şu bak 2002'de buraya geldim. Şu atlas var ya şurası. Evet. Burada atlar geziyordu. Burada var ya ilk köpek çok geziyordu. Şimdi şu anda gerçekten de mükemmel. Her şey şu anda farklı. Yani her şey gelişim var. Peki. Bu diye bir şey yoktu. Her şey var ya. Biraz...